İşte olay kendi memleketimizde oldu. Mersin Anamur ilçesine bağlı Kaledran köyü. Mersin Antalya sınırında tam. Yani her yıl gittiğimiz gibi yani orada memleketimize 15-20 günle gidiyoruz dinlenmeye. Orada denize giriyorduk şimdi vakitleri. İşte orada yine sıradan bir gündü. Denize gittik. Denizde 15-20 dakika sonrasıydı biz. Kalabalıktı zaten yani sığ bir yer değil. Konu komşu tüm köylülerin, halkın dışarıdan gelenlerin girdiği bir ortam. İşte bir anda küçük kızım ateşliydi, kenardaydı annesiyle. Ben bir süre sonra dedim ki bu kızıma, biraz annenle gir dedim, annen girsin ben çıkayım kardeşinin başına bekleyeyim dedim. Ben yanından ayrıldım, böyle kıyıya doğru yürüyorum, kıyıya çıktım. O anda kızım çığlık atmaya başladı. İşte ne oldu falan dedim, ben hiçbir şey söylemedim, böyle derinlere doğru açılıyor. Su beli civarında denizin suyu. Kıyıya doğru kaçıyor bir anda, böyle ellerini çırparak geriye doğru kaçıyor. İşte ne oldu kızım falan dedim. Ya baba yaklaşınca ama en son baba parmağım dedi. Bir baktım parmağına, önce hafif yan görmüşüm, böyle bir beyazlık gördüm ilk. Herhalde dedim bir taşla bir şey sürttü, bir beyazlık, küçük bir derisini aldı. Elimle tutup bir çevirince böyle sade parmağı kıkırdağı görünüyordu bu. Şu boğum buradan itibaren. Ondan sonra işte ben hemen kucakladım. Parmak, o an kan yoktu ya, ilginç, belki balığın ısırdığı için veya bir şey salgıladı. Kan yoktu. Hemen kan fışkırır bir şey diye korkarak parmağı sıktım. Kucaklarım kıyıya çıkarken, bu dizimden aşağı seviyedeyken su, balığı gördüm. Böyle balon balığı. Daha önceden haberlerde duyduğumuz, ki köyde de balıkçıların tutup zehirli diye attıkları balıklardan. Böyle yani dirseğimden kolum parmak ucuma yaklaşık yani 40-45 santim bir balık. Öyle ayağımın etrafında yavaşça süzülüyordu. O panikle ben böyle ayağımı bir çırptım. Balık kaçtı gitti. Orada ben İşte kıyıdan koşanlar da oldu. Onlar da görmüş balığı zaten. İşte bir yandan hanıma dedim hemen toparlan gidelim, biri ambulans arasın. Ambulansa işte biz arabayla gittik Gazipaşa ilçesine giderken yarı yolda ambulans geldi. Oradan Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde 3 saat beklettiler, işte uzman doktor gelecek. Bizi Antalya'ya sevk edin diyoruz. En son 3 saat sonra uzman gelmeyince Antalya'ya sevk edildik ambulansla. Orada işte yani bu arada gençlere de ben demiştim hani deniz gözlü olan varsa bir arasın denizi diye, bir saat aramış bulamamışlar. İşte parmağın o kısım kayıp şu anda. İşte kızımın psikolojisinin düzelmesi için şu anda biz hani şey yapıyoruz. Arada yaranın kontrolünü yaptırıyoruz. Ben hemen çektim. Parmağımı gördüğümde çok korktum. Ondan sonra çığlık attım, bağırmaya başladım, yardım çağırmaya başladım. O sırada annemler de geldi. Oradan biz böyle parmağımı sıktılar, arabaya götürdüler. Ondan sonra peki, ambulansa gittim. Bunu...